Vincent van Gogh. Kendi kulağını kesecek kadar deli, çağdaş resim sanatının temelini atacak kadar dahi bir ressam. Papazlık yapmak üzere Belçika'da bir maden köyüne gidip oradaki madencilerle birlikte madende çalışacak kadar duyarlı bir insan. Van Gogh'un ilk baş yapıtlarından sayılan Patates Yiyenler tablosu, bu maden köyünde yaşayan madenci aileleriyle kurduğu empati sonucu tuvaline yansıttığı bir gerçekliktir. Tablodaki koyu ve iç karartıcı renkleri Vincent, "Tuvalime temizlenmesi zor, koyu lekeler attım" diyerek tanımlar. Sibirya bölgesinde keşfedilen kromdan elde edilen pigmentler, İlerleyen yıllarda kimya laboratuvarlarında krom sarısına dönüştürülüp ressamların hizmetine sunuldu. Çok uzun bir zaman koyu ve karanlık renkteki boyalarla resimler yapan Vincent'ın tuvali kromun bulunmasıyla renklendi. Krom sarısı zaman içinde Van Gogh'ta bağımlılık yaptı. Sarı ev, buğday tarlası ve kargalar, yatak odası, yıldızlı gece ve daha birçok eserinde sarı en göze çarpan renk oldu. Sibirya bölgesindeki madenlerde keşfedilen ve kimya laboratuvarlarında boyar madde haline getirilen kromdan elde edilen bu sarı olmasaydı, Van Gogh bugün şaheser olarak nitelendirilen Ay Çiçekleri isimli eserini yapmayabilirdi. Birçok sanat tarihçisine göre Ay Çiçekleri tablosu kendisini Van Gogh'un Sibirya madenlerinden gelen krom sarısına olan hayranlığına borçludur. Sarı bir zemin üzerine sarının her tonunda usta işi fırça darbeleriyle yer yer üç boyutlu bir izlenim yaratan bir vazo dolusu ay çiçeği. Tabloya hakim olan renk sarı, krom sarısı. Yerin binlerce altındaki madenlerden sağlanan pigmentler kimya laboratuvarlarında işlenip boya haline getirilmektedir. Ressamların tuvallerini renklendirdiği, birçok boyanın elde edildiği madenler ve maden mineralleri olmasaydı. Krom madeninin keşfiyle elde edilen krom sarısıyla boyanmış Ay Çiçekleri tablosunun asılı durduğu Londra Ulusal Galerisi'nin 45 numaralı salonundaki duvarı boş kalırdı. Kim bilir, belki de sadece ay çiçeklerini değil, Vincent van Gogh'u da maden galerilerinden sanat galerilerine uzanan bu yolculukta elde edilen krom sarısına borçluyuzdur.